Selamünaleyküm, yayınıma hoş geldiniz. Evet, Paşinyan ve Putin arasındaki restleşme devam ediyor. Daha doğrusu şu anda Paşinyan'ın tarihi sözlerine tanık oluyoruz. Dün söylemiştim. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu koridorun Zengezur'dan gerçekleşmesi için demir yolunun da hızla inşa edilmesi gerektiğini açıklamıştı Paşinyan. Türkiye ile Azerbaycan'ın bilgisindeki normalleşme adımları meyvelerini vermeye başladı. Ve bu yönde özellikle Ermenistan'ın ezber bozan açıklamaları ortamda daha da tabii ki şaşkınlığa ve bizim tarafımızda memnuniyete neden oluyor. Bu yönde özellikle Karabağ Savaşı'ndaki gerginliklerimizin Ermenistan'ın kayıtsız şartsız Ruslar tarafından kullanılmasına olan kızgınlığımıza şu anda yeniden bir pozitif hava etkilendi ve yeniden Paşinyan'dan bir açıklama daha geldi. Sıkı durun. Bu açıklama şu: Ermenistan'ın Paşinyan tarafından atanan güvenlik kolektif örgütündeki sekreteri, yani Rusya'nın NATO'sunun, öyle diyelim daha iyi anlaşılır, Rusya'nın NATO'su olan güvenlik kolektif örgütündeki sekreteri Arsenyan'dan açıklama geldi. Arsenyan artık kolektif örgütün, yani parantez içinde Rusya'nın, Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilere karışmaması gerektiğini, muhalif olamayacağını, sorunları ve gerginlikleri, burayı iyi dinleyin, sorunları ve gerginlikleri iki ülkenin bir ve beraber çözebileceğini ifade etti. İnanılmaz bir cümle. Paşinyan hız kesmiyor. Rusya'nın çektirdiklerini biliyor. Şimdi birileri çıkacak. Putin'in sert cevabı niye gelmedi? Putin niye resleşmedi? Size daha önce anlattım. Bu tür açıklamayı bir Fransa, bir Almanya veya bir başka ülke yapmış olsa dışarıdan, yani Avrupa'dan, hemen anında Peskov'u, Meskov'u, Zahorovas'ı konuşmadan durur muydun? Rusya çok tehlikeli. Bu bölgedeki konuşmaları ülke içi konuşma gibi addediyor. Yani bu bölgeleri kendi nüfuzunun, kendi haritasının içinde görüyor. Böyle olduğu için direkt dışişleri konuşmuyor. Putin bu bölgedeki cevabını ya iç karışıklıkla, ya askeri müdahaleyle, ya da darbe girişimleriyle veriyor değerli izleyenlerim. Paşinyan'ın geçenki açıklamasına da anında yanıt verebilirdi. Ama bir planı var. Artık Rusları ezberledik. Ama Paşinyan ezber bozan açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Bakın, kolektif örgüt Kazakistan'a müdahaleyle bölgede yeni Sovyetlerin kurulması için bir araç değil mi? Putin'in Beyaz Rusya valisi, öyle diyorum ben, Belarus Cumhurbaşkanı demiyorum, Beyaz Rusya valisi ne dedi? Sıra Özbekistan'da, Tacikistan'da demedi mi? Sözde teröristler var diye iftira atmadı mı? Özbekistan'dan sert açıklama gelmedi mi? Savunmaya hazırız kendimizi diye. Aynen, bize diğer Sovyetlerden dağılan Cumhuriyet olanların hepsi katılmalıdır diyor. Ben yeni Sovyetlere katıldım. Bunun tercümesi bu. İtirazı olan varsa yorumlara yazsın. Ben katıldım. Sıra eski Türk Cumhuriyetleri derken özellikle burayı iyi dinleyin, Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı kastediyordum. Ve Lukashenko'nun şu sözü önemli. Önemli derken Lukashenko'nun sözü önemli değil, bizim tedbir almamız açısından diyorum. Diyor ki Ermenistan kimseye lazım değil. Bu açıklamadan sonra Ermenistan da diyor ki ben kimseye razı değilsem kolektif örgüt adı altında yeni Sovyetleri kurmak için bizi işgal etme niyetinizi açıkça söylediğinize göre ne Ermenistan'a ne de Azerbaycan ilişkilerimize karışamazsın kolektif örgüt diyor. Kolektif örgüt zaten Sovyetleri yeniden kurmak için oluşturulan bir işgal birliğidir. Tokayev bildiğiniz üzere ülkedeki karışıklığı polisi ve askeriyle bastırma imkanı varken, önceden önlem alma imkanı varken,
sıkı polisiye tedbirlerin çok etkin olduğu Almatı'da özellikle eli silahlı Rus Wagner'lerinin bir anda belirip arabaların bagajlarından halka silah sattığı o görüntüler, dün gibi aklımızda. Tam bu darbe girişimi Kazakistan'da darbe girişimi olmadan yaklaşık 10 gün önce Kazakistan'da Rusça reklamlar panolardan Nazarbayev'in çabalarıyla yasaklanmıştı. Ama neler oldu neler? Latin alfabesine geçişi mi durdurdun Tokayev? Latin alfabesine geçişi mi durdurdun? Rus üniversitelerinin sayısını çoğaltacaksın. Neredeyse eğitimdeki ana dili Rusça yaptın. Daha hangi imzalar attın biliyoruz. Teknik personel adı altında Rus askerlerinin Kazakistan'da üstlenmesine izin verdin yeni anlaşmayla. Her şeyin farkındayız. Koskocaman Kazakistan'ı Çin tehdidini bahane ederek Türk dünyası gibi bir kendi benliğinin örgütü varken, teşkilatlanması varken bu şekilde Nazarbayev'den hem kurtulmak hem de Rusya'nın sırtını dayayarak istediğin totaliter rejimi yapmak için mi göreve geldin Tokayev? Asil ve aziz Kazakistan halkı bu duruma izin vermeyecek, Rus sömürüsüne dur diyecektir. Şimdi konumuz bu değil. Kolektif örgütü hemen çağıran Tokayev'i örnek göstermemin nedeni, kolektif örgütün nasıl ülkeleri Ruslaştırdığı ve işgal için son zemini hazırladığı gördünüz. İşte Ermenistan'daki bu açıklama, benim yönüm batıdadır, ben batıdan yanayım ve Azerbaycan'la ilişkilerimi batı perspektifinde çözeceğim diyor Paşinyan. Tabii ki neşeliyiz. Bu açıklamalar bizim istediğimiz açıklamalar. Şunu ifade edeyim. Şimdi diyeceksiniz, Ermeniler saldırıyor, Dağlık Karabağ'da saldırıyor, tekrar edeyim. Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenilerin saldırıları devam ediyor. Sorun şu, Ermenistan'da şu anda Paşinyan'ın bütün orduya müdahalesi ve hakimiyeti söz konusu değil, ne yazık ki. Rusya'nın sayısız üslerinin olduğu, hele hele Dağlık Karabağ'da oradaki Ermenilere hamilik yaptığı dönemde şu anda Erivan'ın tamamıyla Ermeni çetelerine hükmetmesi ve onları yönlendirmesi söz konusu değil. Yani Kelbecer'e son yapılan, Tertere son yapılan, Tovuz'a yapılan son saldırılar Rusya'nın, Kremlin'in emri ve talimatıyla yapılmıştır. Şimdi bizi bekleyen tehlike ne? Enerji krizinde Rusya'nın alternatifi olan Azerbaycan'a Rusya bu enerji hatlarını işlevsiz ve istikrarsız kılmak için hangi planı yapmıştır? İşte bunun için de Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bir ve beraber olması ülküsü ağırlık taşımaktadır. Arsenyan'ın, Ermenistan Kolektif Örgütü Genel Sekreteri Arsenyan'ın sözü, Paşinyan'ın sözlerinin ve emrinin göreve getirdiği kişinin sözüdür. Ne dedi Paşinyan? Ülkesinin parlamentosunda vekillerin sorularını yanıtlarken, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı ve Türkiye'yle diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini istiyoruz. Bu açıklamanın hemen ertesinde Kolektif Örgütü Sekreteri Arsenyan'ın, biz kolektif örgütle bu sorunu değil, Azerbaycan'la baş başa bu sorunu çözüyoruz demesi bir devrimdir. Putin'e, Kremlin'e restir. Artık siz dış kapının mandalısınız demektir. Ama Moskova'nın refleksine karşı dikkatli, spekülatif ve manipülatif sabotajlara karşı da hazırlıklı ve temkinli olmalıyız. Bunun en önemli nedeni de karşılıklı güven arttırıcı önlemlerin sahada ve masada devamlı sağlanması. İşte bu vesileyle Paşinyan'ın U dönüşü ve istifa eden Armen Sarkisyan'dan sonra gaza bastığı siyasi yelpazede Moskova'yı ve Rusya'yı Ermenistan'dan dışlama politikası hızla devam ediyor. Böyle giderse Karabağ'daki Rusların işgal birliklerinin kalma durumlarına bahane de kalmayacak ama Moskova ne planlıyor? Hazırlıklı olmalıyız. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Şimdiden hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türk İslam Cumhuriyetleri. Görüşmek üzere.